Aylardır dedikoduları dönen ChatGPT Strawberry, bir ara Q dediler, bazıları ChatGPT 5 diye adlandırdı. Fakat hiçbiri değilmiş. Strawberry kod adı, hala yayınladıkları videolarda bunları söylüyorlar. Fakat yeni verdikleri isim ChatGPT o1. Peki bu yeni çıkan ChatGPT o1 de nedir? Yani bizim dünyamızı yine baştan sona değiştirme vaadiyle mi geldi? Hemen ChatGPT 4o1 ile ChatGPT 4o'nun farklarına bakalım. Çünkü en son modeli ChatGPT 4 oydu. Ne getirdi, yani ne farkı var? Ve bu videoda bu teknik detaylardan hızlıca bahsettikten sonra benim gözlemlediğim ve yorumladığım konuya geleceğiz. Bunu niye çıkardıklarını, ne işe yaradığını kendi yorumlarımla beraber değerlendireceğim. İlk ve en önemli özelliği olarak belirtilen konu düşünme yeteneği. Reasoning diyorlar buna. Bu düşünme yeteneği aslında, bilirsiniz, ChatGPT 4o'ya bir şey sorduğunuz zaman size hemen cevap verir. Ve burada daha önceki videolarımı izleyenler de bilen varsa, daha hızlı cevap vermesiyle ilgili değil, fakat bu modeller bir hayal görüyor. Yani size tam doğru cevabı veremiyor. Sorduğunuz sorulara mesela diyorsunuz ki ya bence bu böyle olmalıydı, sen niye böyle dedin diyorsunuz. Evet haklısınız falan diyor, haklı olmasanız da. Veya tamamen yanlış cevaplar verebiliyor. Bilmediği konularda uydurma yeteneği çok fazla. Mesela matematiksel problemler veriyorsunuz, çözemedim demiyor size. Çözüyor ama uyduruyor karmaşık matematiksel problemlerde filan. Dolayısıyla buraya bir düşünme aralık eklemişler ve insanlar gibi diyor biz düşünmesini sağlıyoruz bunun ve bu hayal görme, halüsinasyon görme mevzusunu minimize ettik diyor. Bu konuya değineceğim. Bu konu önemli. Burada bırakalım. Bir sonraki özelliğine geçelim. Performans olarak daha iyi olduğunu söylüyorlar ama performanstan kastı şey değil. Soru sordun hemen cevap verdi değil. Çünkü bu bekletiyor. Yani bekleme konusunda daha çok bekleyeceğiniz kesin ama performans olarak daha kompleks sorulara ChatGPT 4o'nun çözemediği sorulara cevap verebilir diyor. Yani çok kompleks matematik sorularına cevap verebilecek bir seviyeye getirdik biz bu yeni modeli diyorlar. Şimdi bir de öğrenme yeteneği getirdik diyorlar, ya da bu şu demek. ChatGPT 4o önceden eğitilmiş verilerle ortaya çıkartılıyor ve hani daha sonra insanlardan aldığı geri bildirimlerle kendini geliştirmiyor. Yani ilk başta nasıl eğitildiyse öyle kalıyor. Yani sonradan sizin ona ya doğru söylemedin, bunun gerçeği budur diye yazdınız, evet anladım bile dese, siz tekrar geri geldiğinizde aynı soruyu sorduğunuzda sizin o öğrettiğiniz ne yönelik cevap vermiyor. Çünkü neden? Milyonlarca insana açık ve milyonlarca insan buraya çok yanlış bilgiler verebilir. Gerçi çok yanlış bilgiler vermese de zaten 4o'nun her zaman çok doğru cevap verdiği söylenemez. Kendi içerisindeki yorumlama kabiliyeti de çok güzel sonuçlar vermiyor bazen. Dolayısıyla burada da diyor ki biz buna reinforcement learning, yani aslında yapay zeka öğreniminde bu bir metodolojidir. Size verdiği sorulara siz derseniz ki bak burada hatalı cevap verdi. Mesela bir hesaplama verdiniz, kompleks bir hesaplama ve bir hata yaptı. Siz de o hatayı nereden yaptığını tahmin ettiniz. Bak bu işlemi yaparken burada yaptığın şu hatadır. Bunu böyle yapsaydım bu doğru çalışırdı derseniz o bunu öğrenecek ve bir daha benzer soru sorduğunuzda size doğru cevap verecek. Ama hani milyonlarca insan buna yalan yanlış ama benzer konuda başkaları da feedback verirse de büyük ihtimalle bunun arka tarafta kıyaslıyordur ve yüzdesel olarak en çok hangisinden doğru geri bildirim geldiğini hesaplayarak onu öğreniyordur diye düşünüyorum. Yani bir ikidir değiniyoruz bunun altını çok çizdikleri için. Matematiksel, işte kuantum fiziği konu gibi konulardaki hesaplamalar da çok ciddi yetkinlik sahibi. Yani matematiksel hesaplamalar konusunun altını çok ciddi çizdiler ve hani artık bilimsel araştırmalarda bunun kullanabileceğini belirtiyorlar. Daha çok işte hayatımıza girmiyor ya bu yapay zeka. Ya giriyor da tam olarak işte fiziksel araştırmalarda, matematiksel araştırmalarda vesaire giremiyor. Çünkü bu halüsinasyon görme durumu bizi zorluyor. Sürekli geri bildirim vermek gerekiyor ve vereceği cevaptan hiçbir zaman emin olamıyorsunuz. Burada diyor ki yok diyor. Biz bir O1 miydi? İşte evet O1'de. Biz O1'de bu mevzuyu çözdük. Düşünüyor ve size doğru cevaplar veriyor. Ayrıca öğrenme fonksiyonuna getirdiğimiz için artık bilimsel araştırmalarınızda da vesaire de yanınızda bunu bulundurabileceksiniz. Çünkü halüsinasyon çok az gören bir sistem oluşturduk biz derler. Kullanım alanları olarak da 4o'ya baktığımızda 4o'yu şeye konumlandırdılar. Yani daha ziyade böyle basit soru cevap işleri, karşılıklı sohbet işleri, işte bir şey araştırıyorsanız sorun hızlıca size internette araştırıp dönsün gibi konulara konumlandırdılar. Bu 1o'yu ise de diyorlar ki daha kompleks matematiksel problemlerde, bilimsel araştırmalarda, her yerde bu tarz daha ciddi işlerde ise 1o kullanılabilir diyor. Yani ikisi de ayakta kalacak, ikisi de var olacak. Ama sen zırt pırt her şey için 1o'yu kullanmana gerek yok. Standart işlerini kullanırken git 4o'yu kullan. Ama eğer o1 pardon 4o o1 karıştırıyorum kusura bakmayın. O1'i kullanman gereken yer ise çok ciddi net sonuçlar elde etmen gereken bir şey yapıyorsan, bir araştırman varsa ve bu kurul tarafından falan denetlenecek bir şey yapıyorsan, orada seni tatmin edecek hayal görmeyen cevaplar vermesi gerekiyor ya. Burada da bu yeni çıkan O1'i kullanın diyor.
O1'in iki tane çıktı. O1 Preview, yani ön izlenim gibi çıkarlardı. O1 Mini. O1 Preview dediğimiz şeyin yazılım geliştiricilere göre baktığımızda bu API'ların bir maliyeti var ya, çağırma maliyeti. O baya pahalı. 4O'dan falan 4-5 kat pahalı. Belki daha fazla pahalı. Ama O1 Mini de hani bunun küçük modeli, birazcık daha dar kapsamlı olanı, bunlardan ucuza geliyor. O kullanılabilir diyor. Fakat hatırlarsanız bir önceki gündem değerli, hatırlamazsanız da söyleyeyim, Japonya'da zaten bir tane Japon OpenAI genel müdürü şey demişti geçen haftalarda. Biz küçük bir model çalışıyoruz. Hani bunun gündemin içeriği değil ama ben hani bir detayını bildiğim için size bu bilgiyi ekstradan veriyorum şu anda. Küçük bir model çalışıyoruz. Bu küçük model 4O'dan daha verimli çalışacak, küçük olmasına rağmen, ve işte daha düşük maliyetler olacak. Ya yani 4O'dan daha düşük maliyetli bir O1 mini modeli var. Ve çok daha düşük maliyetli olmasına rağmen daha güzel sonuçlar veriyor. Aslında hani API tarafında da bu 4O yerine O1 Mini'yi kullanırsanız hem daha az ödeme yaparsınız hem de daha tutarlı ve daha hızlı sonuçlar alırsınız mesajı gelmişti. Bu gelen güncellemelerde bu bilgi yok. Dediğim gibi bu ekstra bilgi. Ama ben şimdi mesela şu an size bu kadar anlattım. Bir de bu arka tarafta yapılan işlere bakalım. Şimdi arkada yaptığı bir tane yılan oyununu gösteriyorum size ki ben bunu 4O ile, hatta 3.5 ile bile bunu yapabiliyordum. Burada niye bunu göstermişler bilmiyorum. Yapılabilir bir şey. Yani anlatıyor. İşte 3 4O'da bu yapılamıyordu. Şey yapılamıyor. Yapılıyor yani. Ben o anlattığı şeyi 4O'da yapıyordum. Yapılamıyor. Bir de mesela bir örnek vermiş. Strawberry'nin içerisinde kaç tane R var? Ya işte hani 4O buna 2 diye cevap verdi. 1O bak bildi gerçekten 3. Bunu işte çok basit bir soru aslında ama diyor. Burada diyor anlamlandırma ve içeriği belirleme kabiliyeti İnsanın çok kuvvetli olduğunu, bunu anlasa bile yapay zeka için bu çok zor bir işlem diyor. Ama 4O'da yapıyor. Ben denedim yani. O videoyu izledim. Aynısını aldım. 4O'da denedim. Çalışıyor. Ve altına da çok dalga geçici yorumlar yapmışlar. Yani hani dalga mı geçiyorsunuz siz? Bunlar zaten çalışıyor. Artık dünyayı yapay zeka ile geçirecek falan gibi. Hani dalga geçmişler yani. Ayrıca şimdi bir video daha koyuyorum. Burada da işte bir tane nokta yapmışlar. Bir tane sıçan gibi bir şey var. Onu işte bulmaya çalışıyorsun. Aradan kaçıyorsun falan. Öyle bir uygulama yazdırmış. Bir tane de bence bir tık daha etkileyici bir örnek şöyle vermiş. O çalışmıyor gerçekten 4O'da. Dil Chipper mı diyorlar? Korean Chipper'la yazılmış bir yazı var böyle uzun. Ama oradaki karakterlerin bazılarını çıkarmış aradan. Bir Koreli bir insan onu okuduğu zaman anlamlandırabiliyor. Bütünden alabiliyor. Yani insan olarak da biz bir yazı okurken arada bazı kelimeler olmazsa onu okuyabiliriz ya. Koreninki birazcık daha kodlama gibi semboller falan olduğu için yapay zekanın bunu anlamlandırması zor oluyormuş. 4O'yu deneyince ya bu anlamlı bir Kore işte cümle değil. Bunu çeviremem diyor. Ama O1'e verdiğiniz zaman O1 onu gayet güzel bir şekilde analizini yaparak çıkartıyor. Bu diyor doğru bir cümleye benzemiyor diyor. Benim tahminime göre burada şunlar eksik diyor. Bu cümlenin doğrusu şu olmalı diyor bu eksikleri tamamladığımda. Bu eksikleri tamamladığıma göre çevirecek olursam da şöyle bir anlam çıkartır falan diye. Hani o düşünme zamanında ne yaptığını o Korean Chipper videosunda bence çok güzel açıklamışlar. O videoyu izlerseniz 4-1 O1'in ne olduğunu birazcık da anlamlandırabilirsiniz. Ya bu dediğim yani işte. Ama günün sonunda bana sorarsanız bu ürünün asıl fonksiyonelitesini, bu ürünün asıl fonksiyoneliti şu ellerindeki büyük dil modellerinin hayal görme yani hayal görme limitlerini düşürmüşler. Yani çok fazla hayal gören şimdi sistemler var. Burada hayal görme ve yanlış cevap verme riskini minimize etmişler. Minimize ettikleri zaman da ciddi işlerde kullanılabilir bir large language model çıkardıklarını iddia ediyorlar. Ciddi işler dediğimiz şey bir füze tasarımında kullanabilirsiniz. Kuantum fiziğinde çözemediğiniz bir problem varsa bunun için. Ama zaten bunları çözmede yardımcı olursa insanlığın teknolojinin gelişmesine, çünkü orada çok ciddi çözülemeyen bazı problemlerden ötürü, mesela atıyorum ya da ışınlanma mesela deniyorlar falan olmuyor. Ama hani bu tarz bu o değil ama oraya yaklaştırdıklarını iddia ediyorlar. Hani matematiksel olarak kuantum fiziğinde, matematikte çözülemeyen problemleri biz çözülmesine yardımcı olacağız diyorlar. İşte matematik olimpiyatlarında %89'a girdiğini söylüyorlar bu yazılımın. Daha önce ChatGPT 4 o aynı o matematik olimpiyatlarının %13'e girebiliyormuş filan. Çünkü neden? Halüsinasyon görme işte limitini o kadar düşürmüşler yani daha tutarlı cevap veriyor gibi. Yeni işte aylardır konuşulan Strawberry'di, Q'ydu, ChatGPT 5 mi geliyor denen şey bu arkadaşlar. Bu şöyle konuşuluyor yine sektörde. Bu yapay zekalar language modellerinin seviye 1'i işte 3.5'lar, 4'ler, 4.5'lar, bunun da seviye 2 olduğunu söylüyorlar. Ve sektörde genel kabul edilmiş 5 seviye var. 5. seviye dediğimiz şey de AGI denen şey.
Artificial General Intelligence denen şey, AGI denen şey, yani genel yapay zeka denen şey. Genel yapay zekaya gitmek için ikinci adım diye adlandırıyorlar bunu. Bakalım gelecek bizlere daha neler gösterecek. Teşekkür ederim bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Hoşça kalın.